Gel kızım şöyle. Gel. Evet. Abi beraber yok, fotoğraf. Evet, tamam. Evet, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Buyurun. Buyurun. Merhaba. Bu borsa olarak bir sunum yapacağımızı söylediniz bize. Evet. Biz o sunumu dinlemek için bu. Çay içmeden başkan diye konuya girelim. Sonra çayımızı sohbet. Bildiğiniz gibi şu anda Malatya Kayısı'da bir çiçekleme döneminde. Birkaç gün sonra inşallah sağ salim bu önümüzdeki soğuk havalarla ilgili sıkıntıları atlatırsak meyve bağlama dönemine gireceğiz. Hayırlı bir hasat dönemi inşallah temenni ediyoruz. Çok sağlıklı bir şekilde atlattık. 94 bin ton ihracat ve karşılığında da 255 milyon dolar gelir elde ettik. Özellikle son günlerde kamuoyunda da belki dikkatinizi çekmiştir. Kayısı çekirdeği ihracatında bu 2018 yılında bir rekor kırdık. Yani 2017 yılındaki 6 bin ton çekirdek içi ihracatımız 2018 yılında 8600 tonla sonuçlandı. Tabi Malatya'mız önemli bir kent. Allah'ın rahmet ettiği bir ürün var, kayısı. Ve bu Malatya'mızda da oluyor bu ürün. Ve tüm dünyaya satılıyor. Ve dünyada da gerçekten dünyanın başkenti diyeceğimiz kayısı anlamında Malatya'mız var. Bununla ilgili Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili de oluşturulmuş. Artık Malatya kayısısı diye ayrı bir şekilde belirlenen bir durumda. Yine aynı şekilde hububatta ve hayvancılık sektöründeki arkadaşlarımız tarımsal ürünlerde ve hayvancılıkta gerçekten önemli gayretleri var. Biz burada da TKDK olarak yine elimizden gelen tüm destekleri buradaki arkadaşlarımıza veriyoruz. Ve bundan sonra da daha iyi şartlarda inşallah daha iyi olumlu ve artırarak bu destekleri de sürdürmek için gayret içerisinde olmamız gerekiyor. Biz burada yeni bir dönem kayısı için yeni bir başlangıç. Bu yıl çiçeklerimizi açtı. Allah'a şükür rahmetle bu sene bol karın çok iyi yağması, yağmurların iyi yağması, barajlarımızdaki doluluk oranlarının yüksek olması inşallah bu yıl, bu yaz ayında sulamayla ilgili bir sıkıntı yaşamayacağımızı umut ediyoruz. Yakın tarihte gerçekleştireceğimiz 31 Mart seçimlerinde de inşallah Malatya'mız için hizmet edecek arkadaşlarımızın göreve gelmesi için sizlerden desteklerinizi talep ediyoruz. Bu anlamda Malatya'mız her zaman sağduyusunu göstermiş ve Cumhurbaşkanımıza tam destek vermiş bir ilimiz. Ben tekrar bu güzel kabullerinden dolayı başkanıma ve yönetim kurumundaki bugün burada hazır olarak burada bulunan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Tabii biz büyükşehir sürecinde de elimizden geldiği kadar Kayısı ile ilgili neler yapılabilir diye bazı yasal zorluklar da tabii ki olmasına rağmen, çünkü biz bit olarak artık sistem serbest piyasa olduğu için bazı teşviklerden tabii bitlerin belediye iktisadi kuruluşlarının faydalanmamasının bizim birkaç yatırımımızı askıya almamıza vesile oldu. Ama buna rağmen biz gerçekten tarımsal daire başkanlığımız nezdinde ilçelerimizde bu arıcılıktan, hayvancılıktan üreticimizin birçok kademesine kadar, yani çekirdek kırmaya kadar, işte alıç sirkesi yapımına kadar, soğuk hava depolarının ilçelerimize, beldelerimize kazandırılmasına kadar veya büyük bir projede önderlik yapmaya kadar bütün bu alanlarda çalışmalar yapıldı. Haliyle yani herkesin mutlaka bir şeyler yapması lazım. Dolayısıyla alınan tedbirler, sahada ciddi çalışma yapılması gerekiyor. Biz her boyutuyla Malatya'ya bakmak zorundayız. Borsamızın atacağı adımlar, vereceği eğitimler, işte burada düzenlenecek fuarlara, verilecek dışarıdaki fuarlara katılım, bilgilendirme, eğitim, teknolojiyi üretimde kullanmak, bunların hepsi çiftçimiz için
belki sürekli bir eğitimi gerektiren, sürekli bir çalışmayı, araştırmayı gerektiren konular. Yani canlı hayvanı üretim yapan arkadaşlar burada alımı için istasyonlardan ürün satın alan arkadaşlarımız da. Çekiniz her şeyi. Ramazan başlıyor. Evet. Ya sayın vekilim adam ben. Bunları Mehmet abiyle Satırmış abi. Oradalar. Ben